Son günlerde Çin'in başkenti Pekin'de Lidian Renkou diyerek adlandırılan düşük gelirli ve eğitimli aileleri kentten zorla uzaklaştırma operasyonu sürdürülüyor. Chaoyang semti Jinjiang köyünde çıkarılan bir duyuruda, apartman sakinlerinin 27 Kasım akşamına kadar apartmanları boşaltması gerektiği, aksi takdirde elektrik ve suyun kesileceği kaydedildi. Çin hisse senetleri perşembe günkü sert kaybının ardından düşüşüne ara vermesi sonrasında pazartesi günkü işlemlerde gerilemeyi sürdürdü. Bazı tüketici şirketleri ve teknoloji hisseleri en fazla düşen Çin hisseleri arasında yer aldı. Çin, Orta Avrupa ülkeleri için harekete geçiyor. Macaristan'ın başkenti Budapeşte de düzenlenen Çin-Orta Avrupa Ülkeleri Ekonomik ve Ticari Forumu'na katılan Başbakan Li Keqiang, burada yaptığı konuşmada Çin ve Orta Avrupa Ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğinin son yıllarda ciddi bir şekilde arttığını söyledi. İran'ın Ulusal Petrokimya Şirketi Genel Müdürü Reza Nouruzadeh, Özbekistan'ın petrokimya alanında yatırım yapmaya istekli olduğu açıklamasında bulundu. Kırgızistan'daki tüm devlet çalışanlarının 2019 yılında Kırgız dilini temel düzeyde bilmeleri gerekecek. Hükümet kararına göre 2018 yılı 1 Mart tarihinden itibaren tüm illerde hükümet ve belediye çalışanları Kırgız dili testlerinden geçirilecek. Endonezya'da alarm, 40 bin kişi tahliye edildi. Endonezya'nın Bali adasındaki Agung Yanardağ'ında volkanik hareketliliğin artması nedeniyle bölgedeki 40 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi. Kafa nakli yapmak isteyen profesöre Çin'den red. Kasım ayında kadavradan kafa nakli yaptığını açıklayan İtalyan profesör, Sergio Canavera'ya canlı insandan kafa nakli yapması için Çin'den de izin çıkmadığı bildirildi.